Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik sahnesi kitabında hazırlık sahnesi test 29 ile dersimize devam ediyoruz. Birinci sorumu büyütüyorum. Yukarıda sembol ile gösterilen geometrik şekillerden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş arkadaşlar. AB doğrusunu vermiş. A şıkkında AB doğrusu var arkadaşlar. Dolayısıyla bu var. AB doğru parçası. Çünkü buraları kapalı. AB doğru parçası da bu oluyor arkadaşlar. BA ışını demiş arkadaşlar. B'den başlayacak, A sonsuza doğru gidecek. B'den başladı, A sonsuza doğru gitti. C şıkkımız da var. AB doğru ışını demiş arkadaşlar. A'dan başlayacak, B sonsuza doğru gidecek. Bakın. Buradaki A'nın büyük A olması gerekiyordu. Dolayısıyla D şıkkım olamaz. Yukarıda verilen geometrik şekilde aşağıdakilerden hangisi yoktur? AB doğru parçası demiş. AB doğru parçası vardır. CB ışını demiş arkadaşlar C'den başlayıp B sonsuza doğru gidecek. Evet bu da var. AC ışını demiş arkadaşlar A'dan başlayacak C sonsuza doğru gidecek. Ama burada tam tersi var. Yani buradan C'den başlayıp A'nın sonsuza dek gittiği var. Dolayısıyla C şıkkım yok. AC doğru parçam arkadaşlar vardır. Yukarıda verilen geometrik şekil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakıyorum. A ve D doğrusal noktalardır demiş. Evet arkadaşlar, aynı doğruda olduğu için doğrusal noktalardır. AD ile BC çakışık doğrulardır. AD burası, BC burası aynı doğru üzerinde oldukları için çakışık nokta doğrulardır. BDC doğrusal noktalardır demiş. Evet doğru. A, D doğrusu olabilir demiş arkadaşlar. Hayır. Bu D doğrusu olabilir. Dolayısıyla D şıkkım yanlış. Geometrik şekli ile ilgili. AB ile gösterilir. Doğru. AB eşittir 10 santimetredir Doğru. BA ile gösterilir demiş arkadaşlar. Bakın bu bir ışındır. Dolayısıyla bu olamaz. Burası sonsuza doğru gidiyor. Ama bizim... Ee, doğru parçası olduğu için sonsuza giden bir yerimiz yok. AB ile gösterilir demiş. İki tarafı da kapalı olduğu için AB ile gösterilir. Hangileri doğru oldu? 1, 2 ve 4 doğru oldu. Yandaki noktalı zeminde verilen doğrulara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A ile D dik kesişen doğrulardır demiş bakın A burada D burada aralarındaki açı 90 derece do Dolayısıyla dik kesişen doğrulardır. A ile b dik kesişen doğrulardır demiş. A burada b'yi uzatıyorum. Arkadaşlar bunlar kesişiyor ama aralarındaki açı 90 derece değil Dolayısıyla dik kesişen doğrular değildir. A ile b kesişen doğrulardır. B şıkkım yanlış oldu. C ile D paralel doğrulardır demiş. Bakın C burada D burada. İki doğru da hiçbir yerde kesişmeyeceği için paralel doğrulardır. C ile A dik kesişen doğrulardır demiş. Bakın A burada C burada aralarındaki açı 90 derece dik kesişen doğru oldu arkadaşlar. D şıkkında doğru oldu. B yanlış olduğu için B'yi işaretledim. Yandaki noktalı zeminde verilenlere göre olacak şekilde çizim yapılacaktır. Soru işareti yerine belirtilen noktalardan kaç tanesi yazılabilir demiş arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce A B'ye bakıyorum. 1 1 2 3. 1'e 3 arkadaşlar. Yine aynı şekilde A'dan başlayacağız. Geliyorum. A'dan 1'e 3'e gidiyorum. 1 1, 2, 3. H olmaz. 1, 1, 2, 3. C olur. D olmaz arkadaşlar. 1, 1, 1, 2, 3. F olur. 1, 1, 2, 3. Ve G olur arkadaşlar. Kaç tane oldu? Ee, soru işareti hangileri yazıldı? C yazıldı, F yazıldı, G yazıldı. Yani kaç tanesi yazıldı? 3 tanesi. Yandaki kareli zeminde çizilen doğrulara göre aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Şimdi A ile B dik kesişir demiş. Bakalım. B'yi uzatıyorum. A'yı uzatıyorum. Ve bu ikisi arasındaki açı 90 derece olduğu için dik kesişir dedik. D ile E paraleldir demiş. Bakıyorum. Bire birden geçiyor, bu da bire birden geçiyor. Dolayısıyla hiçbir yerde kesişmez, paralel olur. E ile C diktir demiş arkadaşlar. Uzatalım. E ile C'yi uzatıyorum. Bunları da uzattım. Bu aradaki açı 90 derece olduğu için evet dik oldu. B ile E'ye geldim arkadaşlar. E burada, B burada. Uzattığım zaman bakın burada kesiştiler. Aralarındaki açı 90 derece değil. Dolayısıyla dik kesişmezler. Yandaki noktalı zeminde verilen şekle göre ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? AC diktir BD'ye demiş. AC burası, BD burası. Aralarındaki açı 90 derece doğru. AB diktir BC'ye demiş. AB burası BC burası aralarındaki açı 90 derecedir. Doğru. AD paraleldir BC'ye demiş. AD burası BC burası bunlar hiçbir zaman bir yerde kesişmez. Dolayısıyla paralel olur. DC paraleldir AB. DC burası AB burası bu ikisi de paraleldir. AE diktir BE'ye demiş. AE burası BE burası aralarındaki açı 90 derece. Bu da doğru oldu. A şıkkımı işaretledim. Yandaki noktalı zeminde verilen D doğrusuna A noktasından geçen paralel bir doğru çizilecektir. Buna göre A noktası ile belirtilen noktalardan kaç tanesi birleştirilebilir demiş. Bakıyorum. 1 2 1. Yani 2'ye 1 arkadaşlar. 2'ye 1 geldiğim zaman buradan geçtiğimi görüyorum. Nereden? Şu şekilde. Kaç noktanın üzerinden geçti? 1, 2, 3. 3 noktanın üzerinden geçtiği için C şıkkımı işaretledim. Aşağıdakilerden hangisi yanda verilen doğru parçası ile eş değildir? Bakalım. Burası arkadaşlar 3, burası 2. Yani 3'e 2. 3'e 2 oldu eş. 2'ye 3 oldu eş. Buraya geliyorum. 2'ye 3 oldu. Bu da eş. Ama arkadaşlar burası 3'e 3'tür. Dolayısıyla C şıkkım eş değildir. Yukarıda verilen D doğrusunda kaç farklı ışın vardır demiş. Şimdi arkadaşlar K başlangıç noktası olsun. L sonsuza doğru gitsin. K başlangıç noktası olsun, M sonsuza doğru gitsin. L başlangıç noktası olsun, M sonsuza doğru gitsin. M başlangıç noktası olsun, L sonsuza doğru gitsin. M başlangıç noktası olsun, K sonsuza doğru gitsin. L başlangıç noktası olsun, K sonsuza doğru gitsin. Kaç tane ışın oldu? 6 tane ışın oldu. Yukarıda verilen A ve B noktalarından en fazla kaç doğru geçer demiş arkadaşlar. İki noktadan en fazla bir tane doğru geçer. Geliyorum. B şıkkımı işaretledim. 13. soruma geçtim. Yandaki noktalı zemine AB çizilecektir. B noktasının konumu A noktasının 5 birim sağında. 3 birim yukarısındadır. Buna göre aşağıdaki doğru parçalarından hangisi A, B ile eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar 5 birim sağ, 1, 2, 3, 4, 5. 3 birim yukarısı. 1, 2, 3. Yani B noktası burada. Baktığımız zaman böyle oldu. Buna eş istiyor arkadaşlar. Yani 5'e 3 istiyor. Burası 5. Burası 4 eş değildir. Burası arkadaşlar zaten eş değil. Buraya geldim. Burası 2, burası 5. Beş. Biz 5'i 3 istiyorduk. Burası 5, burası 3 oldu ve D şıkkım eş oldu. Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılır? Doğrular arkadaşlar bir küçük harf ile gösterilebilir. Dolayısıyla B şıkkımı, ay pardon A şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.